Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Paris Doğa Tarihi Müzesi'nden disiplinler arası bir ekiple çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların bu sene üçüncüsünü Eylül ayında gerçekleştirdik. Daha önceki yıllarda birçok hayvana ait fosilleri bulmuştuk. Bu sene de bu tür sayımızı zenginleştirdik. Faunaya yeni canlılar ekledik. Fosilleşmesini beklemek lazım biraz tabii ki. Birincisi bizim miyosen dönem olarak adlandırdığımız bir döneme ait fosillerden bahsedelim. Bunlar 9 ila 7 milyon yıl öncesine tarihlendiriyor. Daha önce de çok fosil bulmuştuk. Bu sene de boynuzlu gillerden 3 tane ve bir tane de yeni zürafa olmak üzere 4 farklı hayvanı tespit ettik. İkincisi ise buzul çağı olarak da bilinen Pleistosen dönem. Burada çok önemli 4 tane hayvan bulduk. Bunlar at, geyik, gergedan ve mamut. Özellikle gergedan ve mamut çok önemli. Zira bu dönem için gergedan buluntusu Anadolu'da çok az. Dolayısıyla bunlar Anadolu'nun da faunasını zenginleştiriyor. Mamutun da şöyle bir önemi var. Bir tam alt çene bulduk. Sadece Anadolu'da değil Avrupa'da bile bu kadar iyi korunmuş bir alt çene yok. Bu bizim için gerçekten önemli bir keşif oldu. Bunları da yaklaşık olarak 1.2 milyon yıla tarihlendirdik. Bunların bir başka önemi de özellikle mamut ve geyik gibi hayvanlar insanlar için önemli av hayvanları. 1.2 milyon yıl tarihi de Anadolu'da bulunan en eski insana da denk geliyor. O da yine Denizli Honaz ilçesinde bulunmuştu 2002 yılında. Dolayısıyla biz burada yapacağımız çalışmalarla bu hayvan sayısını, fosil sayısını arttırarak insan-hayvan etkileşimini de daha net bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Zira bu 4 hayvanı da, Pleistosen dönem hayvanlarını da yine kocabaş insanının bulunduğu Honaz ilçesinde bulduk. Dolayısıyla daha fazla fosille bu hayvanların nasıl avlandığı ya da insanlar tarafından tüketilip tüketilmediği konusunda daha fazla verilere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bulduğumuz bu yeni hayvanlarla Denizli'nde bulduğumuz tür sayısını 22'ye çıkarmış olduk. Denizli'nin çeşitliliği gün geçtikçe daha da artacak. Özellikle Pleistosen dönem dediğimiz işte bu 1.2'nin biraz altı ve üstü 1 ila 1.5 milyon yıl arasını tarihlendirilen dönem için Denizli Anadolu'nun en zengin faunasına sahip diyebiliriz. En çok çeşit şimdilik Denizli'de var bu tarih dönemi için. Bu çalışma hem bölge halkı için çok iyi olacak hem de Denizli turizmi için çok önemli bir kazanım olacak. Zira Denizli'de arkeolojik kazı çok var ancak fosil kazısı da bu çeşitliliği, turizm çeşitliliğini arttıracaktır. Anadolu'da birçok fosil kazısı var ama bunlar genelde Orta Anadolu'da yoğunlaşmış vaziyette. Dolayısıyla Ege hatta Akdeniz'de bile şu anda aktif olarak devam eden bir fosil kazısı yok. Biz de bunu yaparsak en azından şu anda bölgede devam eden bir fosil kazısı da mevcut olacak. Böylelikle buradan çıkan malzemelerin de değerlendirilmesi hususunda bu Denizli Müzesi olabilir ya da yerel yönetimlerle Tavas Belediyesi ile yapılabilecek bir müze projesinde bu fosilleri de halka sergileyip insanların tarih öncesi dönemlerde Denizli'de, Ege'de ya da Anadolu'da ne tür canlılar olduğunu göstermek açısından önemli olacağını düşünüyoruz. Tavas ilçesinde bulduğumuz fosiller 9 milyon ile 7 milyon yıl arasında değişen bir tarihsel süreçte yaşamışlardır. Denizli'nin başka ilçelerinde de yine bu yaşıt döneme ait izler var ama Tavas fosilleri bize hem korunma açısından hem de tabakalaşmayı verme açısından çok önemli bir konumda. O yüzden biz de kazı çalışmalarımızı buraya yönlendirme konusunda bir fikir birliğine vardık disiplinler arası bir ekip ile. Veren lokalitelerin birçoğuyla ortak özellikteki hayvanları